Merhaba değerli takipçiler. Bugünkü videom hepimizin evlerinde kullanmış olduğumuz tost makinesi. Şöyle Stilleves diye bir marka. Şu an fişede attığım zaman sorun çalışmıyor, hiç belirti yok. Fişi takıyorum. Şurada ışıkların yanması gerekiyor normalde. Büyük ihtimal sorun termostat ya şu açma kapama düğmesi, anahtar dediğimiz termostatlı bu arızalı ya da içindeki rezistans arızalı. Şimdi açacağız makineyi. Şöyle kenara koyalım. Rezistans ölçülecek. Termostata bakılacak anahtara. Ondan sonra arıza nedir onunla ilgili bakıp çözmeye çalışacağız inşallah. Şimdi kısmı kapağı açmamız gerekiyor. Öncelikle rezistansı tutan şu kısımları bir ayıralım. Şimdi arkadaşlar ilk önce rezistans sağlam mı değil mi ölçeceğiz. Kısa devreye aldım proflarımı, mucarını. Sesi diyorsunuz şöyle. Ölçeceğim. Profları rezistansın iki ucuna değdiğiniz zaman evet rezistansımız sağlam. Şimdi şu anahtarı ölçeceğim. Şimdi burası sağlam gözüküyor. Şurada bir sigortamız var. Isı direnç. Geriye o kaldı. Kablolarda herhangi bir kopukluk gibi bir şey yok. Sorun burada gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar rezistansımızı ölçtüm. Proflarımın kısa devrede. Baksana sinyal sesi geliyor. Sağlam. Omaj veriyor. Anahtarımızı ölçtüm. Yani termostat anahtar. Açma kapama. Isı derecesini ayarlayan. Bu da sağlam. Kabloları kontrol ettim. Herhangi bir kırık yok. Tek geriye kalan sorun burada termik sigorta var. Şöyle gördüğümüz izoleli. Herhangi bir yere değmesin, şase yapmasın, üzerinde yanmaz, ısıya dayanıklı silikon koruma var. Bunu ölçtüğüm zaman, bunun da ölçümü şöyle arkadaşlar. Bunun bir tarafına elektrik girer, bir tarafından çıkar. Yani şu ısı termostatı belli bir dereceye gelip kapatmazsa rezistansı yakmamak için, rezistansı korumak adına bir termik sigorta olmuş. Giriş kısmı termostatın bir tarafı sivri, bak siyah, bir tarafı oveldir. Burası giriş 220 girişidir. Burası çıkış rezistansa gidendir. Şimdi bunu ölçmek için artı eksi yoktur bunda, alternatif akım olduğu için. Prof uçlarımızda bunu mesela evde ölçüyoruz. Herhangi bir tepki yok. Tersini çeviriyorum.
Bu sefer profların ucunu yer değiştiriyorum. Baktığım zaman ölçü aletine herhangi bir tepki yok. Yani bu demektir ki arkadaşlar bu sigorta değişecek. Şimdi ben bunu sökeceğim. Yenisini takıp değiştireceğim. Ondan sonra çalışmaya devam edecek inşallah. Şimdi arkadaşlar ben bunun yenisini aldım. Bunun üzerindeki özelliği BF 240 dereceye kadar dayanıklı olan, yani bir termik sigorta bu. Herhangi bir elektronikçiye gidip alabiliyorsunuz. Ben bunun ucunu, yenisini değiştiriyorum şimdi. Onun için arkadaşlar şöyle öncelikle takıyorum. Bunun bu ucunu buraya, bunun bir ucu da buraya bağlanacak. Şu köşe, yani siyah sivri olan elektrik girişi olacak. 220 girişi. Arkadaşlar bunu buraya tutturuyoruz. Bu kısmını da buraya lehimleyin isterseniz. Yine aynı şekilde tutturarak ben işte buraya kılıf yapacağım. Şimdi yerlerine monte ediyorum ben. Sigortayı, termik sigortayı değiştirdim. Şunun ucu takıldı mı? Termostatı. Arkadaşlar takarken şu termostat anahtarının uç kısmı şuradaki termostatın anahtarına girmesi gerekiyor. Takarken dikkatli olmamız gerekiyor çıkmaması için. Arkadaşlar bunu yaparken prizden pişi mutlaka çekin. Eğer elektrik işini anlıyorsanız bu işlere müdahale edin. Tehlikeli çünkü. Resistans, her şey açıkta. Toplarken metale temas etmemesini dikkat edin montaj yaparken. İçinde herhangi bir parça bırakmayın. Bunun sorunu termik sigortaymış. Termik sigortada resistansı korumak için yapılan bir önlem. Termostat eğer kesmezse, yeterli sıcağı algılamayı kesmezse devam eder ve buradaki derece yükselir. Yükseldiği zaman da bu resistans patlar veya içinde yanmasına sebep olur. Şu ucularımızı resistansını tutan klipsleri eğiyoruz tekrar. Deneme kaldı. Şunu yerine oturtuyoruz. Fişimizi takalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an tostumuz çalışıyor. Isıttı. Bu kadar. Yani tost makinesinde genellikle arıza olacak şeyler belli başlı. Termostat arızası olur.
açma kapama anahtarı varsa üzerinde, anahtar bozuk olabilir. Yani siz şebir fişini taktığınızda elektrik geldi, çalışmıyorsa ya sigorta atmıştır, ya termik anahtar bozulmuştur, ya da içinde termik sigorta dediğimiz sigorta atmıştır. Bu şekilde bunları teker teker ölçü aletiyle ölçerek veya gözünüzde tespit ederek sorunu çözebilirsiniz. Arkadaşlar, umarım işinize yaramıştır. Daha farklı videolar için, daha böyle içerikler üretebilmek için lütfen kanalıma abone olup paylaşım yapınız. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, ben her zaman diyorum ki ben bir tamirci veya servis değilim. Ben elektrik, elektrikten anlayan ve yine medikal aletler üzerine teknisyenlik yapan bir şahıs. Amacım sizlere evimizde kullandığımız aletlerin, işte buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tost makinesi, buzdolabı, kombi gibi kendi evimdeki aletlerin arızalarını kendim çözüyorum ve onların da videolarını çekip atıyorum ki sizlerin de başınıza gelirse kandırılmayın, servislere fazla para ödemeyin. Yapabileceğiniz işleri siz kendiniz yapın. Bilinçli bir tüketici olun. Ama maalesef emeğimin karşılığını alamıyorum. İnsanlar paylaşım yapmıyor. Ben sırf bilgi amaçlı ve yardım amaçlı bu videoları çekiyorum. Siz de bana destek olup kanalıma abone olup paylaşım yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.